1 saat neden 60 dakikadır? Sayma gereksinimi toplayıcılık döneminden beri hem üretimin bölüşülmesi için hem de üretimin düzenlenmesi için mevsimlerin izlenebilmesi amacıyla gerekli gökbilim nedeniyle gelişmiştir. Sümer ve onları takip eden Babil sayı sistemi 60 tabanlıdır. 1 saatin 60 dakika olması buradan gelir. Asıl sorulması gereken 60 tabanı nereden gelir? Biliyorsunuz, 10 tabanı iki elin parmaklarının sayısıyla ilişkilidir diye varsayılır. Kimin nerede ve ne zaman 10 tabanını seçtiği belli olmamakla birlikte, matematik tarihi ile ilgili bulgular birçok yerde insanların 10 tabanına yönelen sayma sistemleri geliştirdiğine işaret ediyor. En çok görülen çetele dediğimiz sistemler. Çoğu yerde dikine 4 adet çizgi, yatay ya da diagonal 5. çizgiyle birleştiriliyor. Sonra böyle çizilmiş 2 beşli bir daire içine alınarak bir onlu yapılıyor. Ama bir de şöyle düşünün. Acaba iki elinizi kullanarak pratik bir şekilde en fazla kaça kadar sayabilirsiniz? Sağ elinizi açın. Baş parmağınızı kullanarak diğer parmaklarınızın boğumlarını sayın. 12 adet değil mi? Her parmakta 3 boğum. 4 parmak, toplamı 12 adet. Sol elinizin bir parmağını her 12 sayımda kapatın. 5 parmak, her biri 12'ye karşılık. Sol eliniz yumruk olduğunda 5 çarpı 12 eşittir 60 sayısına ulaşmış oluyorsunuz. Yani aslında kaça bu deve diye soran bir Sümerliye, muhatabı sol elinin yumruğunu 2 defa sallasa bize 120, onlara ise 2 yumruk para demiş olacak. Sümer ve sonra Babil sayı sisteminin tabanının 60 olması genellikle böyle açıklanıyor. 60 birçok bakımdan farklı avantajı olan bir sayı. İki elle sayılabilecek en büyük sayı olmasının yanında biliyoruz ki 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ve 30'a kalansız bölünebilen bir sayıdır. Ve 10 tane böleni olan daha küçük bir sayı yoktur. Böyle olunca da yarımları, üçte birleri, çeyrekleri kalansız hesaplama şansı doğar. Bölüşmede büyük kolaylık sağlar. Fransa'da 14. yüzyılda ilk mekanik saatlerin saati daha kesin göstermeye başlamalarıyla günün 24 saate ve 1 saatinde 60 dakikaya bölünmesi önem kazandı. Bununla birlikte bu bölünme ancak saat denilen aletin yaygınlık kazanmasıyla 17. yüzyılda gerçek anlamda benimsenecektir. Dipnot, bir saat neredeyse 5000 yıldır 60 dakika.